tunağı olan kabir hayatına uğrayacağımız ve annelik makamında olan merhume Elveda validemize Rabbimiz gani rahmet eylesin. Ruhunu şad eylesin. Yüce Rabbimiz rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle kendilerine muamele eylesin. Çıkmış olduğu bu kurban yolculuğunu Rabbimiz kendisinin hakkında hayırlı ve kolay eylesin. Yüce Rabbimiz menzilini mübarek eylesin. Derecesini âli eylesin. Makamını, mekanını cennet bahçelerine bir bahçe eylesin. Yüce Rabbimiz kabir hayatını dünya hayatından hayırlı ve güzel eylesin. Yüce Rabbimiz tatlılarına affeylesin. Seriyatların hasenatına tedbir eylesin. Ve bu dünyada yapmış olduğu salih amellerini kendisine yoldaş eylesin. Ve annenizin bu dünyada çekmiş olduğu sıkıntılarını, hastalıklarını, ızdıraplarını, dert ve kederlerini varsa günahlarına kefaret eylesin. Ve geride bırakmış olduğu keder dilde ailesine, siz kıymetli severlerine, dostlarına sabırlar, metanet ver, ecele ihsan eylesin. Aziz müminler, Yüce Mevlamız bizlere de bu tablolardan, yani ölüm tablolarından ibret alabilmeyi nasip eylesin. Çünkü bizler de bu yolun yolcusuyuz. Bizler de bir gün mutlaka bu ölüm şerbetini ansızın içeceğiz. Ve yaşamış olduğumuz şu imtihan dünyasının her saniyesinin, her anının hesabını vermek üzere bizle de Rabbimizin huzuruna varacağız. Önemli olan şu mani dünyada yaşarken hesabını veremeyeceğimiz şer ameller işlemekten, şeytanın şerrinden, nefsin şerrinden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Ve Rabbimizin rızasını kazanacak, cennetini hak edecek salih ameller işlemeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada ne ekersek yarın mahşer gününde onu biçeceğiz. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle şerefkar olan razı olduğu kullarından beraber eylesin. Evet, Mevlam bizlere de ömrü ve ölümün hayırlısını nasip eylesin. Cümle ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Evet, merhume Elveda validemiz. Bu sonsuz yolculuğa çıkarken siz sevenlerinden, tanıyanlarından, ailesinden hayır dua, hüsnü şahitlik ve bir daha helali beklemektedir. Sizden kendisini tarih hayatında, kemal-i sıhhatında iken yakıyla tanıyanları ve bilenleri olarak Allah'a ve Resulüne inanmış ve iman etmiş iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir akraba ve iyi bir mümine ve mübahide olduğuna şahitlik eder misiniz? O halde kendilerine dünyevi, ukrevi, maddi, manevi, insani ve İslami tüm hak ve hukuklarımızı helal edin. Helal olsun. Yani gönülden son kez helal edin. Yüceler yücesi Mevlamız, yapmış olduğunuz bu güzel şahitliğinizi, helalliğinizi, bu alanımızı kabul eylesin. Bahsediniz. Yaradan Yüce Rabbinizden onun için af ve mağfiret dileğiniz buyuruyor. Bugün ebedi yolculuğa çıkacak olan merhume Elveda validemiz siz sevenlerinden, tanıyanlarından, kıymetli komşularından hayır dua, hüsnü şahitlik ve bir de hak helalliği beklemektedir. Sizler kendisini hali hayatında kemal-i sıhhatında iken yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak Allah'a ve Resulüne inanmış ve iman etmiş iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir akraba,
iyi bir anne ve iyi bir mümine ve muvahide olduğuna şahitlik eder misiniz? Bu halde kendilerine dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, insani ve İslami tüm hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Canı gönülden son kez helal ediniz. Yüceler yücesi Mevlamız, yapmış olduğunuz bu güzel şahitliğinizi, helalliğinizi, dualarınızı kabul eylesin. Yüce Mevlam bizlere de bu yolculuğa çıktığımızda sizler gibi hayırlı dostlar bırakabilmeyi Mevlam cümlemize nasip